Merhaba arkadaşlar. Biz 30 haftalıkta takip ediyorduk ve hedefimiz yaklaşık olarak 140 bin seviyesiydi ve burada geçilmesi gereken bir bölge var. Daha önce çok fazla satışın olduğu bir bölge. Bu bölge geçildikten sonra bunun üzerinde bir kapanış olduktan sonra özellikle 133.700'ler üzerinde kapanış olduktan sonra haftalıkta daha rahat bir şekilde yukarıdaki seviyeye varmasını bekliyoruz. Daha düşük zaman diliminde şöyle bir oluşum var. Birçok tepe yapıyor. Her yaptığı tepede sağlam düşüşler, pimbarlarla ya da hacimli mum çubuklarla düşüşler mevcut fakat onları hemen üstünde yani o düşen mum çubukların ya da pimbarların üzerinde kapanış kısa zamanda geliyor. O yüzden şu bölge artık pivot bir bölge. Az önce haftalıkta da gördüğümüz o seviye bu şekilde pivot bir bölge. Bunun altına geçmediği müddetçe çünkü burada satıcılar olmuş olsa bile o satıcıların olduğu bölgeye fiyat geri hızlı bir şekilde geliyor. Şöyle kocaman bir mum çubuk olsa bile bunun üzerinde kapanışlar olup o mum çubuk hemen kapatılıyor ve bu mum çubuğun satıcıları da stoplamış oluyor. Bölge üzerinde kaldığı müddetçe yani 133.100'ler 200'ler üzerinde kaldığı müddetçe yukarıdaki seviyeye varması daha da hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Şişe cam uzun zamandır takip ettiğimiz grafik hedefimiz 5.52-5.62 bandı olacaktı ve o seviyeye doğru sağlam adımlarla gidiyor. Burada tepki almasını beklediğimiz 5.09-5.10'larda bir seviye vardı. Burası bir arz bölgesi, satıcılı bölge ve buraya bir pin bar bıraktı. Bir kar realizesi oldu, bir satıcı grubu burada mevcut olduğunu göstermiş oldu. Fakat o iğnenin olduğu bölgeye doğru fiyat hareketine devam ediyor. Yani o bölgeyi dolduruyor. İğnenin üzerinde kapanışı yaptığı zaman günlükte hızlı bir şekilde 5.52-5.60 seviyelerine çıkma ihtimali yüksek olacak. Eğer bu iğnenin alt kısmında siyah bir mum çubukla bir kapanış 5.03'lerde gerçekleşirse ilk hedef olarak burada yaptığı bobinli bölge yani e, alıcı ve satıcının kavgasının olduğu bölgeye 4.77'lere tekrar inip burada yine bir miktar alıcıyla birlikte yukarı hareketine devam edebilir. Netaş Telekom haftalıkta güzel bir bölgeden güzel bir pin bar oluştu. Burası her ne kadar uzun hacimli mum çubukların, momentumlu büyük mum çubukların, siyah mum çubukların indiği bölge olsa bile hacimsiz bir şekilde tekrar yükselişler gözleniyordu. Bunu iki defa yaptı. Yani siyah mum çubukların olduğu bölge aslında hızlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Momentumun devam etmesi gerekiyor. Fakat burada alıcı toplandı. Yani eğitim videomuzda da bahsettiğimiz gibi burada alıcıların varlığına inandırıldı ve onlar şu siyah mum çubukla birlikte su toplatıldı. Buraya çıktığı zaman burada satış artık daha kolay. Burada çünkü alıcı kalmadı. Satıcılar burada satışını ya da kar realizasyon rahat bir şekilde yapabiliyor çünkü kar realizesi yapma durumunda burada yeniden satışlar geleceği için bu pimbar bozulmazsa yani pimbarın üzerinde bir mum çubuk kapanışı haftalıkta gelmezse hedef olarak buradaki büyük mum çubuğun dibine kadar düşme ihtimali yani 10-38'lere kadar 10-30'lara kadar düşme ihtimali var. Enka inşaatta aynı bizde olduğu gibi buradaki düşen hacimli mum çubuklar iğnelenen bölge yukarı doğru geçilmiş durumda. Çizgi olarak 5.89-5.80 bandını söyleyebiliriz bu bandın altına düşmediği müddetçe burada alıcıların kademe kaydırdığını, daha yukarıdaki seviyelerden alış yaptığını fakat satıcıların ısrarla bu bölgede tutunduğunu ve bu yükselişle birlikte belki de stopladığını görüyoruz. O yüzden bu bölge kırılmış durumda. Hacimli engulf kırılmış durumda iğnelerin olduğu bölge yukarı geçilmiş durumda. Yani dirençten desteğe dönmüş bir bölge mevcut. Bölge içlerine fiyat düştüğü zaman 5.85'lere burada bir alıcı grubuyla birlikte yukarı hareketine devam edebilir. Fakat 5.86'ında kapandığı an buradaki yükseliş bir fake olarak da değerlendirilebilir. O zaman yükselişle alakalı tekrar bölge üzerine çıkmadığı müddetçe ısrarcı olmamak gerekir. Garanti Bankası'nda hedefimiz yaklaşık belki 3 ay önce çizdiğimiz bir bölge, yukarıdaki 10.54 seviyesi ve son mavi mum çubuğa baktığınız zaman yukarıda buradaki en yüksek seviyeye bakabilirsiniz. Hay dediğimiz nokta 10.54. Tam da bizim çizgi çizdiğimiz 10.54 seviyesi. Bu bölgenin en alt kısmıydı. Oradan bir miktar satıcıyla fiyat geri çekildi. Fiyat biraz daha yukarı çıkıp bölgenin iç kısımlarına yani 10.70'lerden 10.76'lardan tekrar bir satışla birlikte aşağı hareketine devam edebilir. Yükselişin devam edebilmesi için ilk etapta bölge üzerinde yani 11.06'larda ya da 11 seviyesinin üzerinde bir kapanış beklemek lazım haftalıkta. Türk Telekom haftalıktaki grafik buradaki hareket manidar. Aslında satıcıların olduğu bir bölgeydi yeniden satış olduğu izlenimi veren bir siyah mum çubuk var. Bu bir engul. Fakat bölge içerisinde tekrar bir istekli mum çubuk dediğimiz yani e, yukarı doğru gittiği yöne doğru uzun iğnesi olan dibinde altında hiç iğnesi olmayan ve aynı zamanda sihirli engulf oluşturuyor bu iki mum çubuk. Bir oluşum meydana geldi. Aşağı engulf, yukarı engulfla kesildi. Bu buradaki satıcıların stopladığı anlamına da gelir. Bölge altında yeniden 673 674'ler altında bir kapanış olmadığı müddetçe buradaki alış işlemi alıcılar fiyatı yukarıya taşıyabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Aselsan'da tepede beklediğimiz bölge günlükte 2081 ve 2147 bandı. Burası bobinin olduğu sağlam düşüşün başladığı orijin dediğimiz düşüşün tetiklendiği bölge rally'nin başladığı bölge diyebiliriz. O bölgede bir satış bekliyoruz. Fakat oraya çıkmadan önce bulunduğu bölgede yani şu an tepki aldığı gepli bir şekilde tepki aldığı bölge daha önce yine alıcı ve satıcı dengesinin hızlı bir şekilde bozulduğu satıcı lehine dönen bir bölge. Orada bir pin birlikte bir düşüş gerçekleşti. Şimdi tekrar gepli bir şekilde siyah mumçulukla yeni bir düşüş meydana geldi. Bu düşüş şuradaki bobine kadar yani 18.87'lere kadar düşebilir. Buradan aldığı tepkiyle birlikte yeniden yukarı hareketine devam edebilir. Yukarı çıkması için yani yukarıdan tepkiyi asıl bekliyoruz. Buradaki sarı bölgenin yani 20.17'lerin üzerinde günlükte kapanış yapıp o bölge üzerinde kalıcı olması lazım. O zaman tepedeki satışları takip edeceğiz. Migros'ta hatırlarsanız bir ya da iki hafta önce yaptığımız analizde buradaki engulf simetriyi aynen böyle çizmiştim. Ve şöyle söylemiştim. Düşen engulfun hizasında bir yükselen engulf hem de hacimli bir şekilde meydana geldi. Fiyat o zaman yukarıdaki bölgedeydi ve bölge içerisine indiği zaman burada alıcıların yeniden devreye girme ihtimali yüksek demiştik. Ve yaklaşık olarak 21-54 seviyelerinden bir alıcı grubu fiyatı hızlı bir şekilde 23 20'lere hatta 23 54'ler seviyesine kadar taşıdı. Bu yükselişin bir müddet daha devam edeceğini düşünüyorum. Bölge 6 20 32 haftalıkta böyle bir kapanış olmadığı müddetçe. Hisse senetleri bu haftalık bu kadar. Kriptolarla alakalı Bitcoin'de en son çizdiğimiz bölge yani tuzaklı bölge dediğimiz son yaptığı dipteki son düşüş engulfu olan bölgeye iğneler saplamış, hacimli geçmiş. Aynen Euro Kanada doları 4 saatlikteki yaptığımız eğitimde analizde olduğu gibi buradan yeni bir alıcı grubuyla birlikte fiyat yukarı devam ediyor. Şimdi bu setup bozulmadığı müddetçe bu iğne altında yani 6590'lar altında kapanış olmadığı müddetçe buradan bir alıcı grubunu bulmuş durumda bir miktar 8400'lere ya da 8700'lere kadar çıkma ihtimalinden söz edebiliriz. Ethereum'a haftalıkta bakıyorduk. Burada güzel bir bölge vardı. Sağlam bir düşen mum çubuk. Hacimsiz yükselişler. Yeniden sağlam bir mum çubuk. Aynı şey yine olabilir demiştik. Bu biraz uzun da sürebilir. E bölgeye ya da 169, 30 seviyelerine fiyat çıkıp şuradaki seviyeye çıkıp buradan bir satış baskısına devam edebilir demiştik. Şu an hacimsiz bir hafta geçirdik. Geçen hafta bu haftayı tekrar takip etmek lazım. Buradan bir tepki alırsa aşağı doğru satışlar değerlendirilebilir. Litecoin ile alakalı bu bölgenin sağlam bir bölge olduğunu, burada bir takus formasyonunun oluştuğunu ve fiyatın da buradaki yükselen trendi kırdığını geçen hafta. Bahsetmiştik ve o bölgeden aldığı tepkiyle birlikte hacimli düşüşüne devam etti. Buradaki satışlar umarım değerlendirilmiştir. Şimdi Litecoin'e günlükte artık takip etmek lazım. Burada günlükte bir engul simetri. Yani şöyle düşünün az önce Migros'tan bahsetmiştim. Migros'ta bunun tam tersi oluşmuştu. Yani... E düşen bir engulf sonrasında yükselen bir engulf aynı bölgede oluşmuştu. Burada tam tersi yükselen ve aynı bölgede düşen bir engulf ve oraya atılmış bir pin bar var. Ve şuradaki yükselişler çok hacimsiz. O yüzden bölge üzerinde kapanış oluncaya kadar yani 48.12'ler üzerinde kapanış oluncaya kadar buradaki düşüşlerin devam edeceği görüşündeyim. Eğer bölge üzerinde kapanmış olursa iki seviye var. Birincisi bu mum çubuğun başladığı bölge çünkü iğne atılmış bir bölge. 54.92'ler. diğeri ise buradaki bobinli bölge olacak 58.15 seviyeleri. Ripple son yaptığımız analizi yani geçen hafta bu bobini çizmiştik ve bobinden bir tepkinin geldiğini 22-60'lar seviyesindeydi. O zaman yine umarım bu satışı değerlendiren olmuştur ve fiyat hızlı bir şekilde aşağıdaki bölgeye kadar düştü. Şimdi bir yükseliş söz konusu yükselen mum çubuklar e, var. Ve burada bir bölge oluşmuş durumda. Yani uzun müddet 4 saatlik grafikte geçilememiş. İğne atmasına rağmen geçilememiş. Ve burada bir bobin yaptıktan sonra bir karar aşamasına girdikten sonra fiyat yükselişine devam etmiş. Düşüşlerle alakalı yapılacak iki şey var. Öncelikle bu tren çizgisinin kırılması. Arkasından 0.22 0.8 seviyelerinin altında 4 saatli bir kapanış gelmesi lazım. Buradaki alıcıların ortadan kalktığını görebilmemiz için. Bölge üzerinde kapandığı zaman trendin sağlam olduğunu görüyoruz. Bölge üzerinde yani 0.23.58'ler üzerinde kapanış olduğu zaman ilk değerlendireceğimiz nokta yine 0.24.43 olacaktır. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.